İyi akşamlar sayın Aksaray son dakika haber merkezinin hazırladığı haberlerle karşınızdayız. İlk haberimiz. Bunun adı alçaklıktır, hadsizliktir. Yapmayın. Aksaraylı gazeteci yazar Ali Genç tarafından organize edilen bugün Aksaray'ın evlatlarıyla adamları Somuncu Baba'da anılacak isimli programda adeta Atatürk'e hakaret edildi. Aksaray son dakika internet haber sitesi olarak bu durumu kınıyor ve bunun adı alçaklıktır, hadsizliktir, yapmayın diyoruz. Haberimizin detaylarını izliyoruz. Aksaraylı gazeteci yazar Ali Genç tarafından organize edilen anma programı bugün Aksaray'da yayın yapan bazı internet sitelerinde yayınlanırken yayınlanan haberde ve haber fotoğrafında Türkiye Cumhuriyeti kurucusu liderimiz, başkomutanımız, birinci cumhurbaşkanımız, dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapılarak İkinci sırada resim ve ismi verilmesini Aksaray Son Dakika Haber Merkezi olarak kınıyor. Bunun adı alçaklıktır, hadsizliktir, yapmayın diyoruz. Aksaray Son Dakika internet haber sitemiz imtiyaz sahibi Armağan Şen açıkladığı kınama mesajında Aksaraylı gazeteci ve yazar Ali Genç tarafından yapılan organizasyon takdir edilecek organizasyondur. Elbette Aksaray'a ve Türkiye'ye katkısı olan ebediyete intikal eden büyüklerimize dua edilmesi gurur vericidir. Lakin Ulu Önder Dünya Lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün Ortaköylü Hacı Ali Paşa isimli kişiden sonra gelmesi ve isminin yer alması kabul edilir bir durum değildir. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti kurucusu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine yapılmış bir ayıptır. Ali Gencin ve bu haber yayınlayan sitelerin bir an önce bu alçaklıktan ve hadsizlikten vazgeçerek Türkiye milletinden ve Aksaray kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz. ifadesine yer verdi. Haber Armağan Şen, Aksaray Son Dakika Komşu şube sayesinde tarihi eserlerimiz kaçırılamadı. Aksaray'da bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri Roma dönemine ait 429 adet sikke, 1 adet at üzerine kartal heykeli ve 4 adet değişik ebatlarda tarihi taş ele geçirdi. İyi ki varsınız kom ekipleri diyerek haberimizin detaylarını izliyoruz efendim. Edinilen bilgilere göre bir şahsın tarih eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda kimliğini belirlediği ÖÖ isimli şüpheli teknik ve fiziksel takibe aldı. Yapılan takip sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Roma dönemine ait 429 adet sikke, bir adet at ad üzerinde kartal heykeli ve dört adet değişik ebatlarda tarihi taş ele geçirildi. Yapılan incelemelerde eserlerin Roma dönemine ait olduğu anlaşılırken gözaltına alınan şüpheli ÖÖ ifadeleri alınmak üzere kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesine götürüldü. ÖÖ isimli şahsa 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu suçundan işlem yapıldı. Haber Armağan Şen, Aksaray Son Dakika Büyüterimizdeki kapatmadan önce 24 saat açık olan 0539 579 8644 nolu whatsapp ihbar hattımızı hatırlatmak isteriz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yılın ilk pazartesinde yine Aksaray'ın doğrularında buluşuncaya dek hoşçakalın. Yeni yılın hepinize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.